Evet, sevgili başkanımız Sunal Aysal da telefon attığında hemen. Başkanım başımız sağ olsun. Zor anlar hepimiz için. Sizler neler söylemek istersiniz? Hepimizin başı sağ olsun. Mehmet Ali Birant kolay kolay yeri doldurulabilecek bir kayıp değil. Maalesef bugün beklenmedik bir şekilde kendisini kaybettik. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Mehmet Ali her şeyden önce iyi bir dost, iyi bir vatandaş ve çok iyi bir medya mensubuydu. Gerçekten haber dünyasının hemen hemen bütün fasetlerini, bütün yönlerini teker teker işledi. Gazetecilik, yazarlık, televizyon, işletmecilik, yöneticilik, kitap yazma, bunların yazarlık. Yani bütün bunların hepsini denedi ve en iyisini yapmaya çalıştı ve yaptı. Büyük bir yaşam gücü ve büyük bir mücadele gücü vardı. Bunu da geçtiğimiz son 1,5 sene içinde eline düştüğü bu amansız hastalık sırasında tekrar izledik. Hakikaten umursamadan son güne kadar çalıştı, çabaladı. İçinde bulunduğu camiaya elinden gelenin en fazlasını vermeye çalıştı. Gerçekten üzgünüz. Burada tabii öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Bütün arkadaşlarına, bütün yakınlarına ama en önemlisi bütün Türk milletine başsağlığı demek istiyorum. Sayın Başkan, çok ortak zaman geçirdiğinizi biliyorum. Rahmetli Mehmet Ali Birant'la beraber seyahatlere çıktınız, beraber maçlar seyrettiniz. Son olarak değil mi Şampiyonlar Ligi'nde seyircilerimize az önce onu anlattım. Portekiz deplasmanında o zafer gecesi birlikteydiniz. Sayın Birant'ın gittiği çok sayıda Galatasaray maçı var. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz bizlere? Mehmet Ali gönülden bir Galatasaraylıydı ve Galatasaray'ın her şeyinle ilgiliydi. Güncel olaylarla, uzun vadeli planlarıyla ve hatırlıyorsunuz bizim Sportif AŞ'nin yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda bağımsız yönetim kurulu üyesiydi. Ve Galatasaray sevgisi onun içini her yönüyle doldurmuştur. Benim Galatasaray'a bugünkü fiili hizmet sürecimde de doğrusunu isterseniz Mehmet Ali'nin çok büyük katkısı olmuştur. Beni teşvik eden, cesaretlendiren ve Galatasaray'a bu hizmeti vermeye iten Mehmet Ali en baştaki elemanlardan bir tanesi Mehmet Ali'dir. Ve kendisi hakikaten büyük bir Galatasaray hayranı ve bir Galatasaray supporteriydi. Ama her şeyden önce sporu seven bir insandı. Yani sporun hemen hemen bütün yönleriyle uğraşırdı, ilgilenirdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan, değerli görüşleriniz için. İyi akşamlar diliyorum size. Sabırlar diliyorum tekrar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, gerçekten zor anlar. Can, sen de Braga seyahatin sırasında röportaj yapma fırsatı bulmuştun. Evet. En yakın zamanda sohbet etme fırsatı bulmuştun. O görüntüler gelsin ekranları istersen öncelikle. Bir kez daha o röportajı hatırlayalım. Evet, ben Sayın Mehmet Ali Birant da sevgili seyirciler, takımı seyretmek için Braga'da. Sayın Birant, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok keyifli bir seyahat oldu. Buradan dönerken de inşallah hem puanları alacağız hem de 1 milyon euroyu kasamıza alıp döneceğiz. Son 16'ya bir maç 1.90 dakika diyebiliriz herhalde. Tabii. Ve söyleyeyim yani normal olarak yenmesi gereken bir takım. Yani bunun hiç şey yok ama hiç belli olmuyor. Yani bu futbol direğe çarpıyor, girmiyor, ona gidiyor, şey yapıyor. Herkesin de bu galibiyete ihtiyacı var. Futbolcuların da bize bir borcu var. Bir birlik, son beraberliği. Burada telafisi şampiyonlar gibi. İlk telafisi şampiyonlar görünür olacak. Tabii. Bu gülen yüzlerle beraber döneriz. İnşallah. Son 16 adımızı yazıyoruz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Evet, hayat.